Malatya'nın Kale ilçesinde evleri hasar gören depremzedeler için yapılan TOKİ köy evlerinde sona gelindi. Mert Mahallesi'ndeki depremzedeler için yapılan konutların %90'ı tamamlandı. 24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Malatya'da kent genelinde 5000'e yakın konutun yapımı büyük oranda tamamlandı. Evlerimiz yapılıyor şu anda. Ben zaten bu köyde ikamet etmekteyim. Evlerimiz bitmen aşamasına gelmiş şu anda. Tekrardan ekleme olan evler var. Herhalde onların bitimini bekliyoruz. Vallahi evler mükemmel. Yani biz yapsak, yapmaya kalksak bu şekilde biz yapamazdık. Böyle bir kısa zamanda. Mesela odalarımız 10'a 4 metre genişliğinde salonumuz var. Mutfağımız var. Dayalı döşeli. Şu anda oturma şeyine gelmiş. Hayvanlar için ahlarımız ahlar yapılmış şu anda. O tamam. Yalnız bizim kilelerimiz yok. Süt sağma yeri, ekmek pişirme yeri veyahut işte öyle şeyler. Biz köylü sonuçta. Valla tam olarak onu bilmiyoruz. Herhalde yakın yani. Yakın bir zamanda teslim edilecek. Allah devletten öncelikle zaten onu söylemek lazımdı. Devletten Allah razı olsun. Devlet bize bütün imkanlarını sağladı. Evlerimiz şu an bitme aşamasında. Şimdiye kadarki geçen süreçte bütün emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Gerçekten güzel bir mahalle mi diyelim, köy mü, yeni bir şekil oluştu. Emeği geçen herkesten en ufağından en büyüğüne Allah razı olsun. Evler gerçekten güzel. Yani tam köyle hitap etmese bile mağduriyet geçirmek için iyidir. Yani Allah devletten razı olsun. Tahsitli bir şekilde ödeyeceğiz. Depremden sonra devlet hemen yerini istimlak etti. Kısa bir sürede hazır şekilde geldi. İşte gördüğünüz gibi evlerin %80, %90'ı bitme aşamasında. Çoğu da bitmiş. Şu anda işte 5-10 güne herhalde vatandaş olarak geçeceğiz. Eve geçmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Evler gerçekten güzel olmuş. Evlere diyecek yok. 102 hani. Emeği geçen Çevre Şehircilik Bakanı'ndan, Cumhurbaşkanımızdan, Valimizden, Malatya'nın Belediye Başkanı'ndan, Selahattin Gürkan'dan, emeği geçen herkesten Allah razı olsun.